Üçüncü periyotta yer alan temel hal elektron dağılımında üçüncü enerji düzeyinde ikincil kuantum sayısı 1 olan maksimum 4 elektron bulunduran elementin çekirdek yükü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmaktadır arkadaşlar. Üçüncü enerji seviyesinde arkadaşlar ikincil kuantum sayısı değeri yani yan kuantum sayısı 1 olan P'de 4 elektron bulundurduğunu bize söylemektedir. Dizilimi açarsak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4'tür. Burası 10, 16 olacaktır toplam elektron sayısı. Toplam 16 tane elektron geleceği için arkadaşlar proton sayısı da yani çekirdek yükü de 16 olacaktır. Bu nedenle cevabımız da D seçeneği olmaktadır arkadaşlar. Yukarıda verilen elastik balon sıcaklık 2T Kelvin yapılarak n-mol daha x gazı eklenip 2P ATM'lik ortama götürülünde son halde aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Birinci durumun ikinci duruma oranını yazarsak arkadaşlar ikisini birbirine oranlarız. Birinci durumdaki basınç P ATM iken hacmimiz 3V gelmekte. Daha sonra mol sayısı n mol R çarpı sıcaklık 3T bölü 2'dir. Daha sonra son durumda 2P'lik ortama gönderilmektedir. Hacmi bilinmiyor. Sıcaklık 2T yapılıyor. Mol sayısı da arkadaşlar n mol daha eklendiği için 2n mol olmaktadır. Buradan P'ler, R'ler, N'ler ve T'ler birbirini götürür. Buradan son durumdaki hacmimiz arkadaşlar 4V olarak gelecektir. Buna uygun olarak gösterilen seçenek ise 4V'nin bulunduğu B ve D'de bulunmaktadır. Ancak 2T Kelvin diye söylendiği için B seçeneği olamayacaktır. Yani cevabımız D seçeneği gelmektedir arkadaşlar. Aşağıda verilen çözücü ve çözünen arasında oluşan etkileşim türleri eşleştirmelerinden hangisine yanlışlık yapılmıştır? Etil alkollü su arasında OH grubu içeren iki yapısı arasında hidrojen bağı etkileşim bulunur. Azot triflorürle arkadaşlar burada hidrojen sülfür arasında ikisi de polar molekül olduğu için ikisinde de hidrojen bağı etkileşim bulunmayacağı için bu nedenle doğrudur. Karbondioksit ve alkol yapısı arasında karbondioksit apolar bir yapıdır. Bu nedenle indüklenmiş dipol, etkileşim olacaktır. Polar bir yapı olduğu için alkol yanlıştır. Amonyakla su arasında NH ve OH bağı içeren moleküller arası etkileşimler hidrojen bağı içerir. Benzenle karbon tetraklorür arkadaşlar apolar moleküllerdir. Bu nedenle aralarında indüklenmiş dipol, yani London etkileşim bulunur. Doğrudur. Cevap C seçeneği olmaktadır. Elementlerin oda koşullarındaki fiziksel hallerinde oluşum ısıları sıfırdır. Buna göre aşağıdaki hangisinin oluşum ısısı sıfırdan farklıdır? Brom oda koşullarında sıvıdır arkadaşlar ve bu yapıda bulunduğu için oluşum ısısı sıfırdır. Demir katı bu halde bulunmaktadır, sıfırdır. Oksijen kararlı molekülü, oksijen gazı halindedir, sıfırdır. Civa sıvı halindedir, sıfırdır. Bakır katı halindedir. Bu nedenle sıfırdan farklıdır. Yani cevap D seçeneği olmaktadır. Tepkimesine göre harcanan hidrojen klorürün molar değişimi zamanla değişim şeklinde veriliyor. Hidrojen klorür çözeltisinin 10. saniyedeki anlık hızı ortalama harcanma hızının 2 katı olduğuna göre hidrojen klorür çözeltisinin başlangıç değişimi kaç molardır diye soruluyor. 10. saniyedeki hızı arkadaşlar burada çizilen teğetin eğimiyle belirlenir. Yani karşı bölü komşudan 0,6 bölü 30 olarak gelmektedir. 10. saniyedeki anlık hızı ortalama hızın 2 katı olduğuna göre. Ortalama hızımız arkadaşlar x bölü 120'dir. Yani toplam derişim değişim bölü toplam zamandır. Bunun 2 katı 10. saniyedeki hıza eşit olduğuna göre 0,6 bölü 30 eşittir 2x bölü 120 olmaktadır. Buradan sadeleştirirsek x değerimiz 1,2 olarak gelecektir. Yani cevap B seçeneği olmaktadır. Tepkimesinin sıcaklığı arttırıldığında K gazının mol sayısı artmaktadır. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur diye sorulmaktadır. Sıcaklık artıyorsa arkadaşlar tepkime K'nın olduğu tarafa yani girenlere doğru gittiği için tepkimemiz egzotermiktir. Sıcaklık azalır ise KC değeri büyür. Sıcaklık azalırsa tepkime azalan sıcaklığı arttırmak için ürünlere doğru hareket eder. Ve K değeri KI bölü KG olduğu için KI değeri çok artar, KG değeri az artar, böylelikle KC büyür. Düşük sıcaklıkta M, K ve L'den kararlıdır.
Isının olduğu taraf düşük enerjilidir. Bu nedenle düşük sıcaklıkta kararlıdır. Yani doğrudur. Minimum enerjiye eğilip ürünler yönündedir. Minimum enerji ısının olduğu taraftır. Burada ısı da ürünler olduğu için ürünlere doğru minimum enerji eğilim olmaktadır. Cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar. 25 derece Celsius'ta bir asidin asitlik sabitiyle konjüge bazın bazlık sabit çarpımı K suya eşittir. Buna göre asitlik sabiti 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 olan RCOH yapısındaki bir asitin konjüge bazı ve bazlık sabiti sırayla hangi seçenekte doğru verilmiştir diye söylenmektedir. RCOOH yapısındaki bir asit yani organik bir asit arkadaşlar RCO eksi ve H artı yapısında olacaktır. Buradaki konjüge bazımız bu yapıdadır. Bu nedenle bunların hepsi elenmektedir. Çarpımları 10 üzeri eksi 14'e eşittir 25 derece Celsius'ta. Buradaki K asitlik değerimiz 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 ise çarpı K bazlık değerimizi buradan çektiğimiz zaman K bazlık değeri de 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak gelmektedir. Yani cevabımız arkadaşlar buradan C seçeneği olduğu belli olacaktır. Yukarıda verilen çözeltiler uygun bir kapta oda koşullarında karıştırılıyor. Sistemde çökme olmadan denge kurulduğu görülüyor. Buna göre sudaki çözünürlüğü az olan YBr2 tuzunun saf sudaki çözünürlüğü aşağıdakilerden hangisidir diye söylenmektedir arkadaşlar. Birbiri içerisindeki çözünürlüklerine baktığımız zaman x artı artı br eksi olarak ayrılmaktadır. 0,04, 0,04, 0,04 molardır. Y nitrat yapısına baktığımız zaman ise arkadaşlar Y artı 2 artı 2 nitrat şeklindedir. Buradan gelen 0,02, 0,02, 0,04 olmaktadır. Ancak karıştırıldığında hacim 2 katına çıktığı için arkadaşlar bu değerlerin de yarıya düşmesi gerekecektir karışımda. Yani 0,02, 0,02, 0,01, 0,02 olacaktır. Bizim için gerekli olan Y ve bromdur. Y artı 2 artı 2 brom şeklindedir. YBr2'nin çözülmesi. Burada maksimum bu kadar olduğuna göre arkadaşlar Y 0,01 bromsa 0,02 olmaktadır. KCC değeri ise Y değeri yani 10 üzeri eksi 2 çarpı Br değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesinden buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak KCC değerini belirleriz arkadaşlar. Buradan istersek S 2S olarak tekrardan bakabiliriz. Veya direkt bir katsayısına 0,01 çözülmüşse, iki katsayısına 0,02 çözülmüşse Y'den de 0,01 molar çözünecektir. Ya YBr2'den çözünecektir. Bu nedenle de çözünürlüğümüz 10 üzeri eksi 2 molar olmaktadır deriz. Yani cevabımız B seçeneği gelecektir arkadaşlar. Şematik gösterimi şeklinde verilen bir pil sistemi ile ilgili ifadelerin hangileri doğrudur diye soruluyor. İstemli gerçekleşen bir pil sistemidir. Pil potansiyeli sıfırdan büyük olduğu için istemlidir. Sisteme dışarıdan 2 voltluk gerilim uygulanırsa Y elektrodun kütlesi azalır. Dışarıdan 2 volt uygulanırsa sistem pil değil, elektroliz devresi olmaktadır. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar tam tersi olacağı için yani olay tersi yöne döneceği için Y'yi yükseltgenip X indirgenmektedir. Bu nedenle Y'nin kütlesi azalır. X artı 2 çözeltisinin derişimi 0,1 molar yapılırsa pil potansiyeli 1,56'dan büyük olur diye söylenmektedir. Pil tepkimemiz arkadaşlar X'in yükseltgenmesi ve Y'nin indirgenmesi şeklinde olduğu için X artı 2'nin derişimi azalırsa sistem bunu artırmak için ürünlere doğru hareket eder ve ürünlere doğru hareket ettiği için pil potansiyeli değeri artar. Doğrudur. Cevap E seçeneği olacaktır. Erimiş potasyum klorür sıvısının elektrolizine ait düzenek yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Anotta olan olay sorulmaktadır arkadaşlar. Sıvı hali olduğu için potasyum direkt elektron olarak indirgenecektir. Klorsa elektron vererek yükseltgenecektir. Bu nedenle anotta yükseltgenme tepkimesi olacağı için doğrudur. Devreden 0,2 faradaylık yük geçer ise katotta 7,8 gramı potasyum birikir diye söylemektedir. 0,2 faraday 0,2 mol elektrondur ve potasyumun da 0,2 mol olmasına neden olacaktır. 1 mol potasyum 38, özür dilerim 39 gram arkadaşlar.
0,2 mol potasyum 7,8 gram olmaktadır. Doğrudur. Normal koşullarda 11,2 litrelik klor gazı oluşursa devreden 1 mol elektron geçmiştir. Klor gazının 1 molü 22,4'tür. 11,2 litresi 0,5 mole tekabül eder. Bir katsayısına 0,5 mol ise iki katsayısına 1 moldür. Bu da doğrudur. Sistemin artı kutbunda potasyumun yükseltgenmesi gerçekleştiği tepkimi olur diye söylenmektedir. Potasyum yükseltgenmez, potasyum indirgenmektedir. Bu nedenle yanlıştır. Devreden 193 bin klompluk yük geçerse sistemin katodunda 2 mol metal oluşur diye söylenmektedir. 96.500 klomp 1 faradaydır arkadaşlar. bin klompsa 2 faradaya tekabül eder. 2 faraday olduğu için arkadaşlar buradan 2 mol elektron geçmiş demektir. Yani bu da doğrudur. Cevap bu nedenle D seçeneği olmaktadır. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin oluşumunda atomlar arasında PSP3 orbital örtüşmesi olmuştur diye soruluyor. Oksijenle hidrojen arasında baktığımızda hidrojen S orbitaliyle bittiği için olamaz. Berilyum oksit, berilyum arkadaşlar maksimum 2 bağ yapabilmektedir. Bu nedenle SP3 hibritleşmesine ulaşamaz. Oktet boşluğu vardır. Amonyak SP3 hibritleşmesidir. Hidrojenle bağ yaptığı için bu yapıda da arkadaşlar P ile değil S ile örtüşmesi olacaktır. Karbondioksit yapısında 2 tane pi bağı bulunduğu için SP hibritleşmesi yapar. Bu da olamaz bu nedenle. Karbon tetraflorür yapısındaysa arkadaşlar karbon SP3 hibritleşmesi fluorsa P orbitalleri sonlandığı için bu örtüşmeyi sağlarlar. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki isimlendirmelerden hangisi Yupak'a uygun değildir diye soruluyor. Etil siklobutan bu yapı arkadaşlar etildir. Bu yapımızsa halkalı yapı siklobutandır. Bu nedenle doğrudur. Yani Yupak'a göre uygundur arkadaşlar. Bu yapı izobutan. İzo yapısı arkadaşlar özel adlandırmalıdır. Yupak adlandırması değildir. Buranın ismi 1, 2, 3 karbonlu olduğu için 2 metil propan olması gerekmektedir. Bir büten 1, 2, 3 pi bağı küçük numara alacağı için 4 karbonlu bir yapıda olacaktır ve bu da bir büten olarak adlandırılır. Doğrudur. Alkenlerin alkinlere üstünlüğü olduğu için 1, 2, 3, 4 olarak numaralandırılır. Bir büten 3 in olmaktadır. Üçüncü karbonda alkin olduğu için. Bu yapıya baktığımızda etil metilden önce gelir harf olarak. Bu nedenle burası 1, burası 2 olacaktır. 2 de metil bağlı. Daha sonra arkadaşlar etil sikloheksan diye söylendiği için birinci de etil olduğu sikloheksan olarak söylenebilmektedir. Bu nedenle bu ifade de doğru olmaktadır. Cevabımızsa B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Çift karbon sayılı açık zincirli doymuş hidrokarbonların basit formüllerini oluşturduğu grup aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar. Doymuş açık zincirli yapı olması için alkan olması gerekmektedir. Ancak burada açık zincirli diye bize söylediği için arkadaşlar zincirin bir ucu açık olacaktır. Yani bir hidrojen sayısı eksik olacaktır. Alken, allil, vinil bunların arkadaşlar arillerde pi bağları bulunur. Yani doymamış yapılardır. Doymuş yapı ve içerisinde açık zincirli yapıda bulunacak alkil gruplarıdır. Bu nedenle cevap D seçeneği olmaktadır.